Günaydın arkadaşlar. Evet, yanlış görmüyorsunuz. Şu an bir kahvaltı hazırlığı değil de bir yemek hazırlığı yapıyormuşçasına mercimek çorbası yapıyorum. Eşimin canı kahvaltı yerine mercimek çorbası istedi. Benim de canıma minnet. Mercimek çorbası tabii ki de kolay ve lezzetli bir yemek. Hem de aslında bir o kadar da riskli bir yemek. Çünkü zannediyoruz ki mercimek gibi çorbaların içerisine ne eklersek daha lezzetli olur. Ama mercimek çorbasını ne kadar sade yaparsanız o kadar lezzetli oluyor arkadaşlar. Şimdi ben mesela bir su bardağı mercimeğe hani 4-5 su bardağı su koydum, sıcak su. Tuz ve kimyon ekledim sadece baharat olarak da. Bunlar biraz özleşmeye başlayınca sıcak su ilavesi yaptım ve bu şekilde açılana kadar bekliyorum. İyice bu tortular açılınca süzeceğim ve üstüne yağ ve un yapacağım, yakacağım. Onu da size gösteririm. Ben bu şekilde yapıyorum ve çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Ben de yeni bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine böyle yapmıştım. Gerçekten çok güzel oluyor. Öyle. Fokur 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 kaynıyorlar. Bu arada el blender'ım yok. El blender almam lazım en yakın zamanda. Ben hazneli blender aldığım için el blender'ını almadım. El blender'ı da tabii ki de bunda lazım oluyor. Şimdilik süzerek idare ediyorum. Çareler tükenmez. Öyle. Makineye çamaşır attım. Bulaşık vardı, bulaşığımı yıkadım. Yatağı topladım. Oraya da dolaba yerleşecek çamaşırları koydum. Sepette katlanmış bekliyordu onlar da yatak odasında. Buraya çamaşırları attım. Pencereyi açtım içeri havalansın diye. Şimdi şunları yerleştireceğim. Yağım iyice eriyince 2 yemek kaşığı un koyacağım. Unla yağ iyice rengi kahverengileşince de çorbama dökeceğim. Çorbayı ocağa alıp karıştırarak o unlu karışımı dökeceğim. Yavaş yavaş dökmemesi çok önemli, yoksa sıçrıyor arkadaşlar. Bir de akşam yemeği için tavuk çıkarttım. Böyle fırında bezelyeli tavuk tarifimi yapacağım. İyice böyle karıştıra karıştıra unla yağı kavuruyoruz. Böyle kıvamı da çok koyu olmayacak. Eğer koyu gelirse yağ ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama ilk başta hemen unu attıktan sonra. Gördüğünüz gibi rengim koyulaşmaya başladı. Bu arada benim geçenki ekir dediğim şey de olayı da bu. Buna tuz atıyorsunuz, bu ekir oluyor. Tabii o daha koyu kıvamda oluyor. Bunu bir tık daha çorbaya atacağım için cıvık yapıyorum. Bu arada koyulaştıkça rengi döndükçe pütür pütür unlar topaklanabilir. O yüzden sürekli karıştırmamız gerekir bu aşamadan sonra. Rengi bir tık daha dönünce ben çorbaya katacağım artık. Şimdi çorbamın kaynamasını bekliyorum. Çorba da sıcak olunca, çünkü bu da çok sıcak. İkisini beraber bütünleyeceğiz. Çorba da iyice kaynadıktan sonra artık bu harcımı dökebilirim. Gördüğünüz gibi rengi bayağı kahverengi oldu. Çorbamın da kıvamı gerçekten çok güzel duruyor bu şekilde bile. Un zaten kıvam yapan bunu. Mesela eğer sulu ve cıvık görünüyorsa bu harcınız, korkmayın, ununu koyulaştırıyor, daha güzel kıvamlaştırıyor. Çorbam kaynamadı ama kaynamak üzere. Şimdi dökerken ki size cozurdamasını göstereyim. Gördüğünüz gibi sıçrıyor.
O yüzden yavaş yavaş atmak en mantıklısı. Ben şimdi karıştırarak yavaş yavaş bunu atacağım. Ve limon tabii ki de bu şekilde tüketmemiz lazım arkadaşlar. Limonla mercimek birleşince mercimek faydalı vitamininiz veriyormuş. Aynı pekmezli limonu yer gecesine. Bu arada çorbam kaynadı ama hafif koyu geliyor kıvamı. O yüzden sıcak su dökeceğim şimdi, kaynar su. Eğer sizde kıvamı koyulaşmışsa sıcak su ekleyerek hafif istediğiniz kıvama getirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hafif koyu böyle. Ben bir tık cıvık seviyoruz. Tat olarak da yakalamışsın. Kahveleri sen mi yapıyorsun? Yaparım lan. Oh lan. Allah razı olsun. Fadime ablam çok iyi yaparım çorbayı. Evet. Fadime abla mercimek çorbasının piri. Biz de işte neyi olabiliriz? Bakacağız. Mercimek limon sıkınca fayda ediyormuş vitamini. Anladım. Evet. Fena değil. Fena değil. Afiyet olsun. Başarılı. Yani iki güne bir çorbadan isterim ben artık. He? Çorba daha zormuş kahvaltıdan ya. Kahvaltı daha kolaymış. Ben sana dedim oğlum hangisi kolayına gelir. Bir daha kahvaltı yaparım. İki güne bir çorba yapamam. Sen onu geç. He? Sen onu geç. Bismillah. Afiyet olsun. Hızlıca hazırlanıyorum. Annemle çarşıya gideceğiz. Eşimin annesiyle. Hızlıca hazırlandım arkadaşlar. Böyle pantolon, tunik, daha doğrusu kazak, yelek giydim. Elimde de çorabım var. Bir de gözüme güneş kremi kaçtı. Resmen ağlıyor gibiyim. Of, en nefret ettiğim şey bu. Güneş kreminin gözüme kaçması. Neyse. Biz annemle nereye gidiyoruz? Bu arada ondan da bahsedeyim hemen. Annem kışlık eşortman takımlı kumaş almaya gidiyor. Eşimle bana onu seçeceğiz. Görüşürüz. Hızlıca gitmemiz lazım. Geç kalıyoruz. Bu arada ben bugün arkadaşıma da gideceğim. Parçacıdan sonra. Aşkım ben çıkıyorum. Kaynam çağırırsa hemen giderim biliyorsun. Tutamaz kimse beni. He? Tamam, hadi görüşürüz. Yani peki paraları olmadığı için mi çalıyorlar? Yok, gayet de paraları var. Keyif için yapıyorlardı. Evet. Yakıştı da iyiciler. Evet, bir tane de bak. Bir tane de bak. Bunun aynısını çabuk bir daha yapayım. Bana. Hayır hayır. Üstünü çizmeyeceğim kızım, üstünü sadece altını öreceğim. Üstünü çalmam lazım. Sizdeki kim? Çok güzel.
Şu puantiyeli çok güzel. Sarı. Belki daha ileride biz şuradan geçeceğiz. Adına söyle, ver bir kere. Oh, orası yutuldu. Sen de oradan da görürsün. Alır şunu. Kızına toplanmıyor mu? Yok. Lastikli geçiriyorlar. Ama işte öyle uyuyacak yok ki. Şu şal güzelmiş. İçenden altındakiler. He, onlar yani şey yap. Kebapçı falan da var ileride. O Yusuf neydi? Yusufçuk gibi. Aynen Yusufçuk'luydu. Ne güzel. Hayır gel. Anneye gidelim mi? Eve geldim. Geleli bir saat oluyor. Makineye yeni bir çamaşır attım. Beyazları serdim. Annem gelmiş gitmiş. Benim annem. Geçen biz tatlı patates almıştık ya. Aynı yerden kendi de almış. Ama bu seferki tatlı patatesler daha güzel. Renk itibariyle de. Şimdi bunlardan hemen kendime airfryer ile yapacağım. Çay yapıp bunu yiyeceğim. Normalde yemek yapacaktım. Tavuk indirmiştim ya. Eşim çarşıya gidecekmiş. İşi var. Artık o tavuğu da yarın yaparız. Bugün böyle çay ve kahveyle geçiştiririm diye düşünüyorum. Önce tatlı patatesleri yıkayayım. Şimdi kahvemi aldım ve banka sınavına çalışacağım. Sonra da kitabımı okuyacağım inşallah. 40 dakika sonra tatlı patateslerin aldığı hale bakın arkadaşlar. Yumuşacık oldular. Bir tanesini yiyelim hatta sizinle beraber. Şöyle göstereyim olmuşluluğunu. Çok güzel, çok sıcak ama. Daha şimdi çıktı. Airfryer'dan. Çayım da demlenince çay içeceğim. Çayla beraber yiyeceğim bunu. O yüzden şöyle dursunlar. Ben de o sırada ders
çalışıyorum.